Cengiz Topel Yıldırım ismi bir süredir konuşuluyordu. Aslında iki isim arası etrafında dönüyordu. Biri Servet Avcı. Ankara Belediyesi'nde uzun dönem Mansur Yavaş'ın danışmanlığını yaptı. Büyük Birlik Partisi kökenli yani yeni çağ yazarı Servet Avcı. Bir diğeri de Cengiz Topel Yıldırım. Cengiz Topel Yıldırım'ın ismi aylardır gündemdeydi. Kimdir Cengiz Topel Yıldırım? Cengiz Bey aslında Ankara gücünün bilinen başkanlarındandı. İş adamıdır. Kendisi 2014 kendisinin 2014 ve 19 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara adaylığında adı geçmişti ve son aşamada Mansur Yavaş'ta karar kılınmıştı. Hatta CHP'nin PMS'ine girmesi de söz konusu olmuştu. Cengiz Toper Yıldırım için her zaman işte bir Ankara'da potansiyel CHP adayı diye bakılmaktaydı. Ee, öğrendiğim kadarıyla İyi Parti iki ay önce Cengiz Topel Yıldırım'la bağlantıya geçti. Geçtiği tarihlerde hala CHP üyesiydi diye biliyorum. Ve e, bu görüşmeler sonucunda en son geçen hafta Meral Akşener Cengiz Topel'e, Cengiz Topel Yıldırım'a özür dilerim, e, adaylık teklif etti. Bunun arka planında şu var. İyi Partililer şöyle bakıyorlar. Ee, Ankara'da nasıl olsa iki tane ülkücü aday var. Ee, biri Mansur Yavaş, diğeri ise e, Turgut Altınok bir üçüncü aday Ankara için fazla. Yani Ankara'ya üç tane bozkurt fazla diye bakıyorlar. Bu nedenle iki ülkücü aday dışında oy verecek olan seçmen gruplarına bir seçenek sunmak için merkez sağ kökenli olup CHP'de siyaset yapmış olan Cengiz Topel Yıldırım'ı tercih ettiler. Cengiz Topel Yıldırım'ın tercih edilmesinin arka planında bu var. İki ülkücü aday karşısında bir merkez sağ, merkez sol bir adayla çıkmak. Böylece e, ülkücü bir adaya oy vermek istemeyen merkez sağcıların ve merkez solcuların oyunu e, alabilme iddiasıyla bu yola girdiler. Tabii e, İyi Parti şöyle e, kritik bir durum var. Tabii onlar aslında onlar böyle izah ediyorlar. İzahlarını aktardım. Ama tabii e, yani CHP ile İttifakı bozup CHP'li bir aday göstermek onlar açısından tabi izahı biraz zor olacak herhalde. O zaman niye CHP'li ittifakı bozdunuz? Yani CHP'li bir aday gösterecektiyseniz bu biz onlar açısından yanıtlanması gereken bir mesele. İkincisi yani ülk yine onlar açısından izahı e zor olacak bir mesele. Ülkücü adaya kaybettirip merkez sol bir adayı kazandırmaya çalışmak gibi bir eleştiriyle karşı karşıya kalacaklar. Ben tabii Cengiz Topal Yıldırım'ı tanıyorum. Cengiz Topal Yıldırım'la da konuştum. Ona sordum. Yani iki, iki karakteristik güçlü aday arasında kalmaktan, az oy almaktan endişelenmiyor musunuz dedim. O da e, kazanacağı iddiasında iki yumruk, hani Meral Akşener'in kullandığı ifadeyle iki yumruk arasında sıkışmış toplumun kendisiyle nefes alacağı inanıyor ve göreceksiniz kazanacağım diyor. E, i̇ddialı olduğunu gösteriyor. Benim anladığım kadarıyla son aşamaya kadar kendisi e, CHP'den bir haber beklemiş. Ancak CHP e, böyle bir tercihte bulunmamış. Mansur Yavaş yerine bir haber mi beklemiş? Yok, Ankara'da herhangi bir yer İlçe. olabilir. İlçe de olabilir. İlçe İlçe. Öyle Hı. anlıyorum. Ya yani Bunu kendisine dinlemedim. Öyle anlıyorum. Anladım. Yani e, Cengiz Topal Yıldırım'ın e, eğer aday olacaksa bunu öncelikle CHP'de düşündüğünü ancak e, CHP'den böyle bir ışık görmediğini anlıyorum. E, ve sonuç olarak İYİ Parti'de karar kılmış. Kendisi iki güçlü aday arasında ezilmek ya da az oy almak gibi bir riski görmüyor. Aksine oyalacağını düşünüyor. Ankaralıların %80'ine hitap ettiğini düşünüyor. Sadece yani ülkücüler Ankara'nın ülkücülere sıkışmaması gerektiğini, kendisi gibi merkez sağdan gelen ya da merkez solda siyaset yapmış olan bir figürün toplumun geri kalanından da pekala alabileceğini ifade ediyor e, ee, bu durumda Ankara'da taşlar aşağı yukarı yerine oturmuş görünüyor. Ancak hesap etmek gerekir ki burada yeniden Refah Partisi'nin ve Zafer Partisi'nin ve Dem Parti'nin de adaylarını ben bekliyorum. Burada illaki Dem Parti adayı çıkaracaktır. Kritik bir önem arz eder mi bilmiyorum. Yani orada sonuca ne kadar etki eder göreceğiz. Yeniden Refah Partisi'nin tercihi etki edebilir. Elbette ki Zafer Partisi. O da bir ülkücü aday çıkaracaktır. Onu öngörebiliyoruz. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu arada Cengiz Topel, Yıldırım, tabii eğer burada Murad edilen Mansur Yavaş'a oy vermeyecek CHP'lilerin oyunu Cengiz Topel, Yıldırım'la beraber almaksa ben bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani CHP'liler Ankara, İstanbul ve bunun gibi büyük şehirlerde AK Parti karşısında stratejik oylar kullanıyorlar. Yani o CHP'li olmasına bile bazen bakmıyorlar. Bazen MHP'ye de oy verebiliyorlar. Bu durumda CHP'lilerin Mansur Yavaş gibi kazanacakları bir adayı varken onun görüşlerini beğenmedikleri gerekçesiyle ki beğenmedikleri de söylenemez. Beğenmedikleri gerekçesiyle Cengiz Töper Yıldırım'ı daha solcu bulup oy vermeleri ihtimali ben çok mümkün görmüyorum. Kaldı ki Ankara seçmeni aslında Mansur Yavaş pekala özdeşlik kurulabilecek bir siyasetçi. Yani e, CHP'deki bütün kanatlar Mansur Yavaş'ta uzlaşmış durumda. Yani her ne kadar kendisi kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olsa da ki işte vefa ilişkisi var ve beklenir. Evet. E, yani kurultayı kazanan değişimciler Mansur Yavaş ismini de tereddüt etmediler. Hemen aday gösterdiler. O nedenle CHP'li bütün kanatların üzerinde uzlaştığı, onu kendisinden gördüğü, Ankara'da tereddütsüz aday gösterdiği ve oy verdiği bir isim Mansur Yavaş. CHP'liler öyle Mansur Yavaş'a kızıp ee, İyi Parti'nin adayına oy vermezler. Tartışmaya aslında İyi Parti'nin adayı aslında İyi Parti'ye ayrıca kızgın oldukları da söylenebilir. E, tabii bu bakımdan İyi Parti'nin e, e, sonuçta üçüncü yol diye bir iddiası vardı ve bu iddia hangi temel üzerine yürüyordu? İşte daha milliyetçi bir seçenek. Ankara'da ise daha liberal bir seçenek. Daha liberal demeyeyim. Yani daha merkez sağ bir seçeneği düşündüler. Bakalım ilginç bir seçim olacak. Ama bu arada bir şey daha ekleyeyim. Tabii İyi Parti istifa eden eski Ankara milletvekili Adnan Bekir'in de nasıl bir tavır alacağı konuşuluyordu. Adnan Beker aynı zamanda milletvekili olmazdan evvel Mansur Yavaş döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İyi Parti'nin grup başkan vekiliydi. Benim öğrendiğim kadarıyla Adnan Bekir de önümüzdeki haftadan itibaren Ankara'da sahaya çıkarak Mansur Yavaş ile yine çalışma yapacak. E bu da Mansur Yavaş'ın elini güçlendiren bir başka faktör olacak. Çünkü Adnan Bekar özellikle Ankaralılar açısından, yani böyle hem Ankaralılar hem de Ankara ile artık kimliği kaynaşmış, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, işte Aksaray'dan gelmiş olan milliyetçi muhafazakar Ankaralılar açısından hem bir iş adamı olarak hem bir belediyeci, eski bir belediyeci ve siyasetçi olarak işte dikkate alınabilecek ve referans olabilecek bir yerel bir figür. Bu yerel figürü olumlu anlamda kullanıyorum. Ben de çalışılmasın. O, o noktada bunun da Mansur Yavaş'a, ben zaten kazanma noktasında pek sorun yaşamayacağını zannettiğim Mansur Yavaş'a büyük katkısına olacağı inancındayım. Geçerken bir şey daha ekleyeyim. Tabi daha önceki programda da ben söylemiştim. E, Turgut Altunok Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bulabileceği en iyi aday. Ondan daha iyisini bulamazlardı. E, ve e, Turgut Altunok e, yani işte ne, ne sırtını vererek yola çıktı. E, gördüğüm kadarıyla e, elbette ki belediyecilik kariyeri ve siyasi kariyeri bakımından e, ben e, Murat Kurum oranına daha başarılı bir portre olarak görüyorum. Ancak o da yolun başında aslında hatalarla başlıyor. Özellikle bugün Polatlı'ya girerken oluşturduğu o upuzun e, çakarlı araç konvoyu e, insanların e, siyasetten o, her berhli de en fazla nefret ettikleri manzaraydı. Hatta bu çakar işi daha önceki seçimlerin bile gündemi haline gelmişti. Tabii devletin bütün daha önceki İçişleri Bakanı ile ilgili eleştirilerin başlığı haline gelmişti. E, aslında Turgut Altunok bütün bunları bilir. Fakat biliyor olmakla beraber, biliyor olduğunu düşünmemle beraber bugün bu akşam üzeri Polatlı'da yüzlerce çakarlı aracın bir konvoy oluşturarak sokakları kitlemiş olması Turgut Altunok'a lehte yazmaz, aleyhte yazar. Turgut Altunok, Melih Gökçe'nin israfı kıstığı, gösterişi kıstığı, saltanatı kıstığı, gösterişi ve saltanatı ortadan kaldırdı, israfı ortadan kaldırdı, efendim, şatafatı ortadan kaldırdı. Ankara'da e, tekrar Melik Göçek dönemini hatırlatır şekilde e, efendim uzun uzun konvoylarla, çakarlı araçlarla efendim Mansur ee, Yavaş'ın israfı ortadan kaldırdı evet, dedin, Ankara'da. değil mi? Onun Melik Yüce'yi dedin az hayır önce. Hayır, hayır. Melik Ama... Gökçek'i andırır şekilde dedim. Heh, tamam, tamam. Ee, yani Böyle demedim. Peki. Şöyle dedim. Yani Mansur Yavaş'ın israfı, şatafatı, gösterişi, ihtişamı saltanatı ortadan Hı -hı. kaldırdığı Ankara'da, Hı -hı. Turgut Altunun, Melik Gökçek dönemini andırır şekilde Hı -hı. o Ankara sokaklarında. Hele hele onun işte orta ve alt gelir grubunun yaşadığı Polatlı gibi. Bir ilçede. bütün sokakları kapatacak şekilde kornalara basarak, basarak çakarları yakıp söndürerek e, e, seçim çalışması yapıyor olması onlar lehde yazmaz aleyhte yazar. Bu manzara Melik Gökçe dönemini hatırlatır. Bu manzara e, AK Parti'nin şatafatını hatırlatır. Devletle vatandaş arasında, belediye ile vatandaş arasında uçurumu hatırlatır. E, siz daha seçim kampanyasına çakarlı arabalarla Efendim kornalara basarak e, ve korumalar ordusuyla gidiyorsanız e, Ankara'da e, vatandaş o istemek için gittiğiniz vatandaşla aranıza duvar örmüş e, sayılırsınız. O noktada ben bir hatayla başladığım, Turgut Altunov'un ciddi bir hatayla başladığı inancındayım.